Güven Bey. Alo? Çiçek? İyiyim güzel kızım. Sen nasılsın? Öyle mi? Aferin benim güzel kızıma. Neyi? Kızım daha geçen hafta... Tamam. Akşam konuşuruz. Annen ne yapıyor? Hı, iyi. Hadi akşama görüşürüz. Hadi ben de seni öptüm canım. Şimdi resim kursu çıktı başımıza. Yine bir sürü masraf. Yetenekli çocuk sahibi olmak da zormuş. Ne yapalım, halledeceğiz bir şekilde. Hı, söyle. Şunları imzalatacaktım. Ver. Ne bu? Bir de şeyi hatırlatacaktım. Avans. Hı? Avans. Tamam. Halledeceğim. Halledeceğiz de daha geçmiş avanslarını kapatmadın ki Haydar Efendi. Alo. Buyurun Yavuz Bey. Valla şu yasa çıksın diye bekliyoruz işte. Ondan sonra bir düzene girecek her şey. İnşallah Seyfi Bey. İnşallah. Kolay gelsin. Güle güle. Güle güle. Oğlum dikkat etsene. Kusura bakmayın Hamdi Bey. Önemli değil Seyfi Bey. İyi günler. Gel şöyle gel. Gel böyle. Yavaş. Hayırdır Seyfi Bey? Dedi ki oğlum yarın Arzu Hanım başlayacak diye. Bölüm şefi. Dediniz de buraya yerleşecek demediniz. Görüyorsun şirketin durumunu. Nereye koyayım kadını? Ağzıma mı? Yok estağfurullah. Da neyse. İyi oldu aslında. Kilaf edecek bir oda arkadaşı. Yakıştı da. Zaten kocaman oda. Bak şuraya ya. Bak şuraya ya. Çizmişler. Eşek herifler. Lan oğlum çizmişsiniz masayı getirirken.
Fatma ile tanıştınız zaten. Kemal. Merhaba. Bu da Gülşen Hanım. Kötü günündeyse suyu bile acı olur ona göre. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkürler, sağ olun. Buyurun. Eksikleri de yarın tamamlayacağız. Telefon, telefon. Ben şu... Alayım. Teşekkürler, sağ olun. Acil bir durum olursa Güven'in telefonunu kullanırsınız. Tabii. Hadi hayırlı olsun tekrar. Sağ ol. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Vallahi iyilik güzellik. İşten eve, evden işe. Çocuk çombalak. İdare ediyoruz. Siz? Ben? Yani evli misiniz? Çoluk çocuk. Ha evet. Bir tane kızım var 5 yaşında. Allah bağışlasın. Sağ olun. Benimki de 5. Hmm. İsmi Çiçek. Bu sene okula başladı. 5 yaşında. Kafası biraz fazla çalışıyor. Annesine çekmiş. Ha. Maşallah. Ya unuttum telaştan. Akşam bir yemeğe gidelim diyorum. Hoş geldin yemeğe gibi. Olur. Tamam mı Güven? Nasıl? Ne nasıl oğlum? Yemeğe gidelim diyorum. Çok iyi olur tabii de. Yahu bu nasıl bir aşkmış seninki be kardeşim? Yılbaşı yemeği yok. Doğum günü yemeği yok. Hanımı da al gel yok. Ama... Aması maması yok ya. Arzu Hanım beyefendi de buyursun müsaitse. Şey bakarız. Teşekkürler sağ olun. Pek sevmiyorsunuz galiba. Ya yok ondan değil de şimdi kız bana biraz düşkün. Ben de hiç olmazsa akşamları... Efendim. Efendim benim güzel kızım. Ne yapayım aşkım? Çalışıyorum. Tabii getiririm. Tamam güzelim. Çilekli. Annen iyi mi? Tamam bir tane. Hadi. Hadi ben de öptüm güzel kızım. Her gün arıyor işte böyle. Okuldan eve gelir gelmez tam 4'te. Dedim ya bana biraz düşkün. Evet. Şu şeyi hatırlatacaktım da. Oğlum ilgileneceğim dedim ya. Demedim mi? Şu saçını sakalını da kes. Ne zaman? Kaç?
Tamam. Tamam. Haydar? Yok bir şey abla. Yok bir şey. Hoş geldiniz Seyfi. Hoş bulduk Kemal. Azu Hanım bugün başladı da bir ıslatalım dedik. Çok güzel. Teşekkür ederim. Gel. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yaptırayım? Vallahi Kemal sen şimdi bizi hiç uğraştırma. Bir şeyler getir kafana göre. Hay hay. Ne içersiniz? Siz ne içiyorsunuz? Seyfi Bey rakı içer. Ben de bir kadeh kırmızı şarap alayım o zaman. Hay hay. Beyefendi? Ben su alayım. Ha, zaten var. Ya iç bir kadeh. Dokunuyor Seyfi Bey o yüzden. Neyse hadi ben de bir kadeh şarap içeyim. Başüstüne. Çıkmıyor musun? Haydar? Hı? Ay, yok çıkacağım birazdan da. Şunu bitireyim. O zaman tabii bilgisayar falan da yok. Evraklar yığılmış böyle dağ gibi. Bir türlü bulamıyorum adamların faaliyet belgesini. Nedir oğlum iki saattir pıt pıt pıt? Sen de gençler gibi çetçiliğe mi başladın? Yok Seyfi Bey ne çeti? Bana ver. Yoksa bu yemeklerden kaytarmaların başka bir sebebi mi var? Yok canım yani aile duysa. Nasıl duyacak oğlum? 4 sene 5 sene mi oldu? Daha yüzünü görmedik yengenin. Yani var mı yok mu belli değil. Çok affedersiniz, benim bir eve aramam lazım da. Tabii, ne demek? Ha Betül, ya kusura bakma işim uzadı biraz. Yedi mi senin yemeğini? Nasıl? Of Betül. Bir Selin'i verir misin bana? Alo, geleceğim kızım. Sen bir saat yalnız kalabilirsin değil mi? Aferin kızıma benim, tamam. Tamam, hadi kapatıyorum şimdi ben. Hadi. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Eşimin de bir iş yemeği vardı da işte ikisi üst üste gelince böyle. Kalkmanız lazım. Yok yok, hallettim. Hallettim. Ya? Bak beyefendi de iş yemeğindeymiş. Ben sana anlatamıyorum ki bu iş yemekleri insanları kaynaştırır. Motivasyon sağlar. Öyle tabii aslında. Bakmayın Azu Hanım sataşıp duruyorum ama çok da severim. Ne bir gün işe geç gelmişliği vardır ne de işi savsaklamışlığı. Yalnız biraz asosyal o kadar. Hadi arkadaşlar vergi dairesine mi geldik ya? Pardon. Alo. Efendim aileciğim. Kalkmak üzereyiz. Kolay gelsin. Sağ ol. Sana da. Ya size de zahmet verdim. Olur mu canım öyle şey? Aynı yere gidiyoruz esasen. Yani şoförünü beğenmediyseniz o başka da olur. Yok estağfurullah. Gayet güzel kullanıyorsunuz maşallah. Siz kullanmıyorsunuz. Yok. Zaten bu trafikte. Şimdi bir de bir sürü masraf. Neresine?
Neresine? Ya Bakırköy'ün neresine? Ha şey, ben hemen meydanda inerim. Oradan iki dakika zaten. Ben bırakayım sizi. Yok yok, hiç zahmet etmeyin. Zaten siz de geç kaldınız. Sağ olun. Tamam. Çok teşekkür ederim. Yani tekrar hayırlı olsun. İyi geceler. İyi geceler. Ben kendim. Ne işin var burada? Seni bekliyordum. Tamer, ne işin var burada? Kızımı özledim. Merhaba demek için kapıdan bir uğradım. Kızım yalnız. Annesi gezmedi. Kızın yalnız falan değildi. Betül yanındaydı. Ben geldiğimde kimse yoktu. Erken çıkması gerekti. Ben de iş yemeğindeydim. Neyse, artık geldim. Gidebilirsin. Ne yemeği bu? Yeni işin hoş geldin yemeği. Bazılarımız çalışmak zorunda. Sen değilsin. Sen çalışmak zorunda değilsin. Yavaş uyandıracaksın. Ne olur efendim? Tamer. Efendim. Çok fena kokuyorsun. Kira. Ne kirası? Ev kirası. Tamam da ben hep Saniye teyze evi... Bu ayı ben alacağım. Konuştum, merak etme. Zaten bu son kira. Nasıl son kira? Müteahhite veriyoruz evi. Dolayısıyla son kira.
Selamünaleyküm. Afiyet olsun. Oo, hoş geldin komiserim. Merhaba Kemal abi. Kadıköy D100 karayolundaki kazadaysa tam anlamıyla can pazarı yaşandı. Murat Yanarık kullandığı otomobil hızını alamayarak önünde bulunan başka bir araca çarptı. Herif bana kimlik mimlik soruyor ya. Lan bende bir kontak attı. Bir kodum buna. Yapıştı yere. Dayadım silahı şakağına. Al dedim sana kimlik. İbni altımda giyiriyor. Sen benim kim olduğumu biliyor musun falan. Komiserim. Ya dur dakika, bir şey anlatıyoruz şurada. Neyse. Ben bunu tıktım arabaya. Eda! Ya söndür ya dışarıda iç. Abi neyse parasını veririz ya. Paran varsa önce borcunu öde. Vay. Şimdi böyle olduk ha. Ayda, güvene söylesene bana bir gelsin. Gel Ayda. Ver bakayım, neymiş bu? Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Bugün konuşacağım senin meseleyi. Gerek yok. Hallettim.
Seyfi Bey bana bir gelsin dedi. Gel. Beni istemişsin Seyfi. Gel güven. Otur. Şimdi kıssadan ise adamları memnun edebilirsek 4 tane daha yan şirketin muhasebe işlerini bize verecekler. Tamam olur tabii hallederiz. Tabii ona göre bir fiyat istiyor adamlar. Ha? Tabii tabii. Al sen şimdi bunları bir incele. Hı. Konuşuruz. Alo. Ne tatlı ikisi de. Selin de okula başlayacak bu sene. Çiçek hangi okula gidiyordu? Çiçekti değil mi? Bizim de tabii çok emeğimiz geçti vatana millete. Ama anlayana işte. Biz hayatımızı koyduk ortaya da. O Avrupa Birliği işleri filan. Bu Kadir Bilmezler'in dönemi de bitecek elbet. Anne açsana kapıyı. Hah anacığım bak bu Sedat Bey. Kim? Sedat Bey müteahhit. Nasılsınız teyzeciğim? Bugün devrilsin. O şimdi anlamadı da ben onu ikna edeceğim. Kulakları biraz ağır işitiyor. Halledeceğiz merak etme. Çıkmıyor musunuz Arzu Hanım? Yok benim biraz daha işim var size. İyi akşamlar. Peki. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Alo. Efendim anne. Çıkacağım birazdan. Ya ne yapayım? İşler çok yoğun. Tamam. İyi akşamlar. Sana da. Ulan hadi kulağın duymuyor. Gözünde mi görmüyor? Sefil gibi yaşıyoruz bu siktiminin evinde. İlla bekleyelim de başımıza mı yıkasın? Başımıza mı yıkasın? Bu evi babam yaptırmış.
Hayatta olaydı. Hayır mı diyecekti böyle bir teklife? Biz bunca sene vatan millet uğruna kendimizi feda ettik de ne oldu? Mesleğimizden olduk. Bir insan evladı sordu mu? İyi misin? Bir ihtiyacın var mı diye? Her şeyimi vermişim bu memleket için. Ben mi öldürdüm amına kodumun çocuğunu? Konuşma dışarı mısın? Her kimi savunuyorsun? Neyi saklıyorsun? Sen kimsin? Biz ne doğruysa onu yaptık kardeşim. Bize ne dedilerse onu yaptık. Ne yapıyor o? Ders çalışıyor. Aliye! Aliye! Lan bitirdiniz beni be. Ömrümü yediniz. Bunu da alalım mı çilekle? Alalım canım. Betül'cüm şu birkaç gün beni idare et ne olur. Çıkacağım birazdan. Tamam bak yarım saat daha. Tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Siz de mesaiye kalmışsınız. Evet, bu aralar biraz yoğun. Ben şey soracaktım, bu personel dosyaları hangi dolapta acaba? Nerede üstünde yangın çıkartması olan. Teşekkürler. Alo. Sonra Betül ablayla parka gittik. Ama sonuncu hafta hep uzaktı.
O yüzden binemedik. Orada bir sürü polis amcalardı. Bir sürü de kadın vardı. Beşir abla onların anne olduğunu söyledi. Herhalde polis amcaların anneleriydi. Çünkü anneler polis amcalara bağırdı. Belki de yaramazlık yapmışlardır değil mi anne? Hı hı. Anne. Efendim canım. Ben babamı özledim biraz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk şeyi takdim edeyim. Kesene göre gidelim. Bir şey içer misiniz? Geldiniz Güven Bey. Günaydın. Bir saniye. Bu size geldi. Güven Bey. Efendim. Dosyanızı bulamıyorum. Sizde olabilir mi acaba? Yok. Ne yapacaksın ki dosyamı? Mali müşavirler odasından şeyi istediler de. Buldum. Günaydın. Ya bu temizlikçiler de... Güven Bey. Efendim. Masanızdan zımbayı alırken... Evet. İstemeden oldu, kusura bakmayın.
Önemli değil canım. Oyuncu ajansında çalışan bir arkadaşım ayarlamıştı o çekimi. Zaten ilk ve son oldu. Yani iki fotoğraf için. O kadar saat. O sıcakta. Hem aile perişan oldu hem yavrum. Bu resimde yadigar kaldı işte. Güzel resim ama değil mi? Sanatçı çocukmuş fotoğrafçı. Bak Arzan. İyisin. Hoşsun. Akıllısın belli ki. Ama bu dedektiflik işlerinin yeri burası değil. Bak benim mutlu bir evliliğim. Canımdan çok sevdiğim bir kızım var. Sen de kendi sahip olduklarının değerini bil. Başkalarının hayatına burnunu sokma. Ama ben... Arzu Hanım. Sen işine bak. Ben işime. Tamam. Ali'ye. Hadi öyle ne oldu? Bak kıracağım kafanı. Efendim. Efendim Seyfi Bey. Tamam şu işimi bitir. Tamam geliyorum. Buyurun Seyfi Bey. Otur. Hayırdır? Otur. Alo. Nezaket abla. Ulan. Ali orada mı? Tamam. Yok bir şey abla. Kapatayım ben şimdi. Anne! Ali! Alo yenge. Ali orada mı? Açsanıza ya şu kapıyı! Yok işte. Tamam hadi. Ali! Anne. Anlat. Neyi anlatayım? Şu 20.000'lik açığı anlat. Abi biliyorsun bu bilgisayarları. Program bir hata yaptı herhalde. Hem sen de kontrol ettin, imzaladın. Haydar. Beni eşek yerine koyma. Kağıt üstünde bir hata olsa düzeltelim. Banka hesaplarından nasıl eksiliyor bu para? Onu anlat. Her şeyi biliyorum. Ne? Ne biliyorsun? Her şeyi. Ne biliyorsun Eda? Söyle. Biliyorum işte. Abi kusura bakma ama... batarsak beraber batarız. Çok acıkırsam yiyebilirim. Peki tahtaları kesip nasıl yapabilir misin? Yapamam. Gül'ün babası yapabiliyor. Aa, marangoz mu? Nereden bildin? Tahmin ettim. Müge kim? Var ya bizim sınıfta. Benden uzun olan. Ha. Betül ne demek senin gelmedi? Ne demek servisten inmedi? Ya bugün hatıra yaptı biliyor musun? Aa. Oturmuş resim çiziyordu. Hı. Bir baktık yastığı çişli. Aa. Ben yapmadım deyip durdu.
baba. Efendim bebeğim. Şimdi siz akşamları yattığınca yatmıyorum ya bazen. Hı. Bir de kereviz sevmiyorum ya. Hı. Bundan sonra erken yatarsam ve kereviz yersem annemle barışır mısın? Nasıl? Yanında mı? Ay Tamer, nasıl böyle bir şey yaparsın bana haber vermeden ya? Ne zaman aradın? Ha. Neyse tamam, tamam. Betül bekliyor evde. Tamam. Görüşürüz, bay bay. Oh. Bak Mela abla, bir şey oldu. Bilmiyorum. Anneme bir şey oldu. Bilmiyorum. Ay ne bileyim abla. Bir abla dur. Ya çok özür dilerim, üstüme vazife değildi. Bir şey mi oldu? Güven Bey? Yok bir şey. Hesaplarda küçük bir karışıklık. Anne dayan anne. Bak çıkıyorlar. Anam ölüyor benim. Bunlar ne? KDV dosyaları. Niye orada onlar? Niye bitmedi? Daha 3 günü var. Yarına hazır olsun. Seyfi Bey... Haydar! Sabaha bitsin onlar. Böyle at hırsızı gibi de dolaşma şirkette. Efendim. Efendim kızım. İyiyim canım. Yo, bir şeyim yok. Tamam canım. Alırım. Oldu. Hadi. Ben çıkıyorum. Benim de işim bitti, ben bırakayım sizi. Gerek yok. İyi akşamlar. Güven Bey lütfen. Güzel ev. Bak çocuk mu ya? Radyoyu açın isterseniz. Hadi anne inatetme. Bak ben geldim buradayım. Git eve uyu. Kaç gündür perişan oldum burada.
Para meselesini hallettim sayılır. İyileşecek Lami ya. Bak söz verdim. Hadi anneciğim. Vedat, şu cep telefonunu ver de yengemi bir daha arayayım ha. Müteahhitle konuştum anacığım. Bu iş olmaz dedim. Bu ev bize babamızdan yadigar. Yıktıramayız dedim. Ben niye bağırdım, sövüp saydım hep? Duymuyorsun. Yoksa ben seni üzer miydim güzel anacığım? Kız cep telefonu istedi geçen. Ona sinirlendim de ondan çıktı bu müteahhit iş. Yetişemiyorum ben. Hiçbir şeye yetişemiyorum. Yakından bir yandan da vicdanım kovalıyor. Gözümün önünden gitmiyor çocuğumuz. Affedersiniz. Buyurun. Saniye baş Türk. Bir saniye.
206. 206. Hadi gel seni eve bırakayım. Baktım. Ben atlamışım Seyfi Bey. Son günlerde biraz... Her şey üst üste geldi. Benim hatam. En kısa zamanda düzelteceğim, merak etmeyin. Ben. Derdin her neyse, yapabileceğim bir şey varsa bileyim. Denedik ama olmuyor işte. Kaç kere söz verdim bırakacağım diye. Kapatmam lazım. Tamer tamam. Tamam 6:30'da tamam. Kapatmam lazım. Ben çıkıyorum. Benimkiler ararsa... Geçmiş olsun Saniye teyze. Sağ ol yavrum. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol.
Nasıl bir şey dediler mi? Yok, bekliyoruz. Abi senin hakkında söyleyeceğim bilmiyorum. Sırası değil şimdi. Ödersin yavaş yavaş. Para ödenir elbette. Şu Arzu'nun meselesi içinde kusura bakma. Hangi Arzu'nun meselesi? O gün kapıda konuşmalarınıza şahit oldum. Ama unuttum gitti. Hı. Senin her şeyi biliyorum dediğin o muydu? Tekrar kusura bakma abi. Ben üstüme vazife değildi. Ama sen o gün öyle sıkıştırınca... Tekrar geçmiş olsun efendim. Bir ihtiyacın olursa. Güven Bey. Allah razı olsun. Alo, ben Arzu. Buyurun Seyfi Bey. Yok, çıktı, bir işi varmış da. Ha, tamam. Evladım, kira nerede? Ben de şimdi onu getiriyordum Saniye teyze. Nasıl oldunuz? İyiyim, iyiyim. Buyurun. Vedat Bey son kira demişti. Müteahhitle anlaşmışsınız galiba. Kim? Vedat diyorum. Müteahhitle anlaşmış. Kovdum ben onu, kovdum. Benim kocam yaptı bu evi. Nasıl oldun anne? O ne? Kira parası. İyi günler. Bıraktım. Söyledin. Daha önce de söylemiştin. Yaklaşık 100 kere. Vallahi bıraktım. Arzu. Seni çok özlüyorum. Selin'i çok özlüyorum. Her şey eskisi gibi olsun istiyorum. Tamam, denedik. De olmuyor. Bu sefer başka bana. Yemin ederim. Bu ayrılık aklımı başıma getirdi. Ciddiyim. Bir yer tutun Nişantaşı'nda. Çikolata dükkanı açacağım. Ve bütün likörleri sen yiyeceksin.
Tamer. Efendim? Selin'in doğduğu geceyi hatırlıyor musun? Hastaneye gidişimizi. Hatırlamaz mı? Neredeyse arabada doğuracaktın. Neden? Merhaba. Hayırdır Arzu Hanım? Şemsiyenizi arabada unutmuşsunuz, onu getirmiştim. Aslında pek müsait değiliz ama. Buyurun. Buyurun buyurun, geçin. Sağ ol. Ev biraz dağınık, kusura bakmayın. Ayla'nın babası rahatsızlanmış, Gebze'ye gittiler Çiçek'le. Bir şey içer misiniz? Su. Yani zahmet olmazsa. Tabii. Ne kadar farklı çıkmış resimde. Evet. Yıllar insanı değiştiriyor. Anlatmak ister misiniz?
Üniversitede tanıştık. Son sınıfta. Ben iktisat okuyorum, o kimya. Okul biter bitmez ben bir muhasebe şirketinde işe girdim. O iş bulamadı. Babası da çok masraf oluyor diye geri çağırdı Gebze'ye. Benim kazandığım ancak karnımı doyuruyor. Yani evlenmek falan pek mümkün görünmüyor o sıralarda. Bir yandan deliler gibi çalışıyorum. Bir yandan da iş bakıyorum. Yüreğim de ağzımda. Devamlı istemeye geliyorlar falan diye haberler geliyor çünkü. O da şaşırdı ne yapacağını. Tam ümidi kesmek üzereyiz. Bizim şirkette yeni bir müşteri geldi. Bir kimya şirketi. Ağızlarından girdim, burunlarından çıktım. Sonunda bir iş ayarladım aileye. Bir hafta içinde evlendik. Ev tuttuk filan. İlk bir iki sene zorlandık tabii ama sonra... Allah yardım etti işte bir şekilde. Bir arkadaşım beni sisteme Seyfi Bey'e önermiş. Oradan teklif geldi. Tam o sırada aile hamile kaldı. Nasıl heyecanlıyız. Aile doğum iznine ayrıldı. Her akşam koşarak gidiyorum eve. Nasıl özlüyorum ikisini de. Borç harç bir araba aldık. Çocuk olunca araba şart tabii. Bir hafta sonu işte. Hem arabayı kutlayalım. Hem de bir orman havası alalım diye. Bir yerlere gitmeye karar verdik. Nasıl güzel bir hava. Bu orman kokusu. Rengarenk çiçekler. Allah'ım. Sanki rüyadayız. Aile dedim. Kızımızın adı Çiçek olsun. Sonra yıllar geçti işte. Kocaman kız oldu. Okula bile başladı çiçeği. Ben artık kalkayım. Nasıl isterseniz. Yarın görüşürüz. Güle güle. Thank you.
Hoş geldiniz. Merhaba. Bu ne? Tamer Bey uğradı. Bir de bunu bıraktı size. Arzu Hanım, benim yarın annemi doktora götürmem lazım da ben yarın gelmesem. İyi, tamam. Ne yapalım? Teşekkür ederim. Selin'cim hoşça kal. Bay bay Betül abla. Geçmiş olsun. İyi akşamlar. Akşamlar. Ne yaptınız bakalım? Kurbağa yaptık, köpek yaptık, fil yaptık. Anne, o ne? Hiç, mektup. Aşk mektubu mu? Sen nereden biliyorsun aşk mektubunu, ha? Gel bakayım buraya. Gel bakayım sen buraya. Gel bakayım sen buraya. Hadi bakalım yatağa giriyoruz. Hadi bakayım yatağa giriyoruz. Alo. Buyurun Murat Bey. Geçen ayki mi? Allah Allah. Bakıp hemen arıyorum sizi. Tamam. Gir 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 gir. Günaydın. Ya kusura bakmayın, bakıcının annesi rahatsızlanmış. Tamer de ben ne yapacağımı bilemedim. Bir Seyfi Bey'e haber verip geliyorum hemen. Dur tamam mı? Geliyorum canım. Şeker ister misin? İçecek bir şey? İstemem. Kağıt kalem vereyim. Olur. Senin adın ne? Güven. Senin çocuğun var mı? Güven, Güvencim. Hadi gel yarın sabah çıkalım ha? Niye vakit kaybedelim? Bak her şeyi hazırladın zaten. Hayatım zaten iki günlüğüne gidiyoruz. Niye vakit kaybedelim? Hadi gel yarın sabah çıkalım ha? Düşünsene. Uyanır uyanmaz sabah mis gibi orman kokusu. Yavaş yavaş. Kuş sesleri. Niye vakit kaybedelim? Güzel bir kahvaltı. Hadi gel yarın sabah çıkalım ha? Bebeğim sakin ol. Sakin ol. Yok bebeğim. Bebeğim sakin ol. Sakin ol bebeğim. Kalk kalk.
Bak güzel bir uyku çek. Sana şöyle güzel bir müzik koyayım. Çabuk. Aman da benim güzel kızım tatile mi gidiyormuş? Hayatım getirsene koltuğunu. Hı? Tamam. Rahat et. Dur bak şurada.